Herkese tekrar selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teorilerinizi okuduğum videoma devam ediyoruz. Bugün ikinci bölümdeyiz. Çok fazla konuşmadan o zaman sizin yazmış olduğunuz teorileri okumaya başlayalım. Bu sefer bayağı bir teori okumaya çalışacağım ve bayağı bir teoriyi cevaplamaya çalışacağım. Hadi başlayalım. O zaman ilk teorimize başlayalım. Teori. Bence ilk gördüğümüz profesör gerçek olan. Bu profesör sahte değil. Robot bu profesör. Gerçek olan küçük profesör yönetiyor ve onu savaşa atıyor. Aynı zamanda gerçek profesör egolu ve robot olan profesör kendini tipine verdi. What? Ha, arkadaşın demek istediği şu. Şu anki görmüş olduğumuz, hatta daha doğrusu ölen profesör sahte profesör değil. Robot bir profesör. Bence de bu doğru olabilir. Yani bir nevi sahte. Yani evet, bu da bir profesör. Ama orijinal profesör değil. Şimdi benim zaten bu büyük profesörü gördükten sonra her zaman aklımda şöyle bir soru oluşmuyor. Şimdi bu büyük profesörü gördükten sonra aklımda her zaman şöyle bir soru oluşmuştu. Bildiğiniz kadarıyla bizim profesör orijinal boyutunda gayet küçük bir şey, ideal bir şeydi yani, böyle minicik bir şeydi. Bu nasıl böyle birden büyümeye başladı yani? Nasıl bu kadar küçücük bir şeyken kocaman bir şey oldu? Çünkü bakıyorum öyle olan hiçbir tane skibidi tuvalet yok. Hepsi kendi orijinal boyutunda yani. Bizim bordo belirli bir tane skibidi tuvalet vardı. Tamam, o öldü falan, sonra tekrar geldi ama en azından orijinal boyutunda geldi. Şimdi bir skibidi tuvalet upgrade aldığı zaman böyle büyüyüp gelmiyor. Tamam, böyle birkaç upgrade alıyor. Mesela silah falan oluyor ama boyut olarak değişmiyor. Bence de bu arkadaşın dediği gibi bizim profesör bence hala orijinal boyutunda olabilir. Benim de geçen bölüm bahsetmiş olduğum gibi o orijinal profesör muhabbeti var. Bunların hepsinin bir kopya olduğundan falan bahsetmiştim. Ama bence bu arkadaşın teorisi daha mantıklı. Yani bu profesör sahte. Gerçek profesör bizim şu küçük minik profesör ve böyle robotlar falan yapıyor. Ve bizim skibidi tuvaletleri güçlendiriyor. O halde sıradaki teori zamanı. Gelsin öbür teori. Bence profesör gerçek olabilir. Çünkü zaten hiçbir skibidi tuvaletten kan çıkmıyor. Çünkü YouTube bunu izin vermez. Ayrıca fake olsaydı içinde aynı fake G-Man gibi başka bir skibidi tuvalet olurdu. Yine de fake olma ihtimali bayağı yüksek. Bunu söylüyorum, bir kenara otursun. Şimdi evet, senin demek istediğin şu, eğer ki fake olsaydı içinde yine bir skibidi tuvalet olabilirdi diyorsun. Ama bence bu yanlış. Peki neden yanlış? Onu da sana söyleyeyim. Hemen bunu sana gösterebilmek adına şu videoya gidelim. Şimdi arkadaşlar, bunu size gösterebilmek için ta skibidi tuvalet 67. bölüm part 1'e gitmemiz lazım. Bu detay iyi ki de aklımda kalmış. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın, hemen gelelim oraya. Burada abicim bizim Titan Kameraman şu elmanı keserken hop kan çıkıyor, görüyorsunuz. Yani Defuk Boom bu YouTube'un political'larını pek şey yapmıyor. Hatta belki de bu kan muhabbeti şey olabilir. Yani gerçek hayatla alakalı bir şiddet içermediği için animasyona gidiyor ya hani bu yaptıkları. Bu yüzden bence böyle kan çıkması legal olabilir yani, yasal olabilir. Yani sen demiştin ya hani YouTube'un politikaları yüzünden belki videolarında kan kullanmıyor olabilir demiştin. Aslında YouTube böyle konularda izin veriyor az da olsa. Neyse, şimdi konumuza dönecek olursak bizim abicim şu neydi onun adı? Profesör fake, çünkü abicim bak bundan kan çıkarken profesör hiçbir şekilde kan falan çıkmıyor bak. Şimdi T-Man'le savaşını görelim. Evet, burada yanıyor falan. Buraya kadar bütün normal tuvaletler dayanabilir. Zaten bu gayet normal. Ama buradan sonra bizim profesyonel hayatta kalamaması lazım. Ölmesi lazım ama adam ölmüyor. Baksana hala hayatta ve şurada robotik mobotik şeyler var. Bu tabi bazı parçaları şey olabilir. Şu yan tarafından bir tane lazer tarzı bir şey sıkıyordu zaten. Gözünde robotik bir şey vardı. O ne işe yarıyordu tam bilmiyorum. Kırmızı böyle bir tane şey vardı. Hatta dur, tam kafasını kesmeden göstereyim o kırmızılığı. Aa dur, o önceki bölümden beri öyle olmuş. Yani o robotikliğin bir parçası zaten şuna bağlı. Bakın burada zaten iki tane teori doğmuş oluyor. Ya bizim profesör kendisine öyle bir upgrade yaptı ki kendisini yarı robot yarı insan haline çevirdi. Bu da beyninin %70'ini falan hep robotik parçayla doldurmasına sebep oldu. Ki ben bu teoriye pek inanmıyorum. Yani pek gerçek bir teori gibi gelmiyor bana. Bana daha çok bu profesörün aslında robot olduğu, gerçek profesörün o küçük profesör olduğunu düşünüyorum. Söyledi mi bilmiyorum ama bence bakın şöyle bir muhabbet olabilir. Zaten şöyle bir olay var. Hiçbir skibidi tuvalet upgrade aldıktan sonra boyutu falan değişmedi. G-Man zaten bir zamanlar insandı, ondan sonra skibidi tuvalete dönüştü. Zaten onun bir büyüme küçülme muhabbeti olmadı. Belki bu profesör uzaktan kontrol edilebilen bir profesör olabilir. Yani o küçük profesör tarafından kontrol edip savaşlara kullanılan bir profesör olabilir %98 ihtimalle. Bakın şimdi. Hiçbir şekilde kan falan çıktığı yok. Ne vücudunda herhangi bir organ var, bir parça var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Bu da kendisine fake olduğunu gösteren bir diğer kanıt olabilir. Bir de şuralarda bir şeyler falan var. Bu ne? Bak mesela bir geri saralım. Şurada bir antenimsi bir şey var da tam anlamadım ben onu.
Yani demek istediğim şu, bu Profesör Fake aslında kendisi bir robot olabilir %90 ihtimalle. Evet, şimdi geldik bir sonraki teorimize. Teori, abi bence bilim insanı tuvalet gerçek çünkü bölüm 60'da G-Man'i kontrol eden biri var ama emin değilim Titan T-Man o kadar fazla delmiş ki içine. Pardon, içindeki parazit belki patladı ve görünmedi ama asıl teori Profesör Tuvalet Titan T-Man'in geleceğini beklemedi ve fake halini yapmadı. Kendisinin geldi ama Titan T-Man gelince hemen öldüğü için gerçek bölüm 60'da G-Man fake çok güçlü olduğu için Titan Kahraman çekirdek ateşini çok fazla kullandı ve öldü. Ama Titan T-Man gerçek çekirdek lazer ateşini kullanınca direkt öldü. Bu yüzden gerçek abi demişsin. Şimdi senin demek istediğin muhabbet şu. Titan T-Man ortasındaki çekirdek de çok güçlü bir ateş yaptığı için içindeki o fake tuvalet öldü diyorsun ki ben bunu pek düşünmüyorum. Zaten bu tarz detayları Defukbun falan gösterir yani. Tam o ateşi lazerlerken yani nasıl diyeyim profesörün suratı falan kafası erirken belki de orada bir tane şey görebilirdik ama görmedik çünkü profesör fake ama kendisi bir robot ve kendisi o küçük profesör tarafından uzaktan kontrol ediliyor olabilir. Ki ben böyle olduğunu düşünüyorum %90 ihtimalle. Belki o gözündeki kırmızılık buna işaret olabilir. Uzaktan kontrol edildiğine dair. Bu arada ortasındaki çekirdekleri çok fazla kullandıkları için güçsüz kalmadılar. Yukarıdaki asit saldırısı yüzünden bayağı bir hasar gördüklerinden birçok yeri arızalandı. O yüzden bizim Titan TV'men, pardon Kamerman ortasındaki çekirdeği kullanamadı. O zaman bir sonraki teori. Abi lütfen al abi bence Titan TV'men uzun süre kendi başına savaşacak. Titan Spirkman'i bir 20-30 bölüm sonra Titan TV'men'e yardım edecek. Sonra bir 47 bölüm geçecek. Titan Kamerman gelecek. Sonra büyük savaş olacak demişsin. Yani yine bu böyle bir bekleme mevzusu gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunlar yine bir tesis gibi bir yere gidecek. Ve orada bir upgrade görecekler. Yine kendilerine özgü güçlü silahları falan olacak. Yine böyle kendilerini savunacak yeni parçalar falan edinecekler. Evet o konuda haklısın. Ama böyle 20-30 bölüm gibi uzun bir süre süreceğini düşünmüyorum. Belki bir 10 bölüm sürer maksimum. Veya bir 20 bölüm max yani. Taş çatlasa belki 20 bölüm yani o kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama ben şunu bir düşünüyorum da yani olur mu hiçbir fikrim yok. Bence bizimkiler upgrade'lerini şu bizim TV-Man'lerin tesisinde alabilirler. Hiçbir bilgim yok. Ama evet ikisinin de tamir edilip düzeltileceği doğru bence yani. Bu arada Titan Kamerman öldü diyenler olursa onlar için söyleyeyim arkadaşlar. Titan Kamerman ölse de çoktan ölürdü yani o kafası kopma sahnesinde ölürdü ama kopmadı. Şu an hafif bir baygınlık ve yorgunluk geçiriyor. O yüzden orada bayılmak gibi bir muhabbet oldu. Yani şöyle birden öyle aşağıya düştü ya hani. Onun sebebi şu. Profesörün mor ışığına maruz kalmıştı. Mor ışıktan kurtulduktan sonra bir baygınlık falan tarzı bir şey geçirdi. O yüzden orada düştü. Onu da şimdiden altını çizeyim. O halde bir sonraki teori timing. Kanka gerçek olabilir ama Titan TV'den sonra bilim adama baktığımızda siyah dumanlar var. Belki orada değiştirdi ve gözlerinden bozulma şey çıkıyor. Bozulmuş yani o nasıl diyeyim mavi bir tane partikül diyorsun. Onu ben de biliyorum neyi kastettiğini ama ben zannetmiyorum. Ağır bir hasar aldığı için orada öyle mavilikli şeyler çıkıyordu. Hatta o Titan kameramende de vardı. Hasar gördüğü için var o. Ve ben zannetmiyorum kendisini değiştirsin. Kendisini değiştirme kalkısı veya böyle bir şey olsa Titan TV'men falan görürdü yani. Dediğim gibi kendisi uzaktan kontrol edilebilen bir robot olabilir yani. Bu teoriyi unutmayın sakın. Bu aklınızın bir kenarında dursun. Bu yüksek ihtimal olacak bir şey. O halde bir sonraki bölüm timing. Pardon bir sonraki teori. Bence de Profesör fake. Niye? Çünkü Titan TV'men kılıcı saflıyor ama hiçbir kan ve benzeri şeyler çıkmıyor. Siyahımsı şeyler çıkıyor. Fakat Titan kameramenin testereyle tuvaleti keserken full kan çıkıyor ve sadece bu değil. Titan TV'men süper gücü kullandıktan sonra Profesör tuvaletin kafatası falan gözükmüyor. Ama erimiş de olsa bilmiyorum. Ama Profesör Tuvalet bu kadar kolay ölmezdi. Bak işte aradığım teori tam olarak bu şekilde. DSM Sniper bak dostum. Sen gerçekten çok iyi bir teori atmışsın ortaya ve gerçekten doğru bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Benim teorime neredeyse böyle %90 benzeyen bir teori. Neredeyse aynı yani. Olması en muhtemel teorilerden bir tanesi bu. %90. Ben bence böyle olacağını düşünüyorum. O halde bir sonraki timing. Yani bir sonraki teori. Hep yanlış söylüyorum. Çaktırmayın. O halde teorimizi okumaya başlayalım. Abi bence fake değil. Çünkü Profesör Mekanik'te azından metal bir şey çıkmıştı. Mesela bir de 65. bölüm G-Man'e bakarsak fake hali içinde başka bir adam vardı. Ama bunda yok. O yüzden gerçek muhtemelen bir de bu Titan T-Man'den 3-4 kat daha güçlü bir şey olması için Titan tuvalet formundan çıkmalı. Adamlar zor ama bence en güçlü hep G-Man. Hep en güçlü G-Man olacak. Neyi? Baş kötümüz. O ve her neyse ben
bence fake değil ama tartışmayabiliriz, seviliyorsun. Ya da tartışabiliriz demeye çalışmışsın. Orayı pek anlamadım ama olsun. Bence sizi seviyorum. Söylediğin teori için sağ ol bu arada. Senin demek istediğin şey şu. Profesör aslında fake değil, gerçek. Orada gerçekten öldü. Bu insan formu dediğin şeyi pek zannetmiyorum olsun. Yani ben pek düşünmüyorum bu profesörün tekrardan böyle insan formuna dönüşeceğini falan. Ama bence bak bu fake veya gerçek muhabbetinde hala teori, yani kesin bir sonuç yok. Belki bu fake de olabilir, gerçek de olur. Ama ben fake olma taraftarıyım, yani fake olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar kolay öleceğini düşünmüyorum. G-Man'in bu kadar güçlü olmasını sağlamış kişi o yani. Dediğim gibi o gözündeki kırmızılık bence uzaktan kontrol edildiği için öyle bir kırmızılık var. Ve böylece bütün teorilerimizi okumuş olduk. Eğer sizin de teoriniz varsa lütfen yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki bir teori videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.